Tamamdır. Herkese merhaba. Bu hafta da Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin düzenlediği Sporda FTR dersinin konuğu Doktor Fizyoterapist Burak Ulusoy Hoca. Burak Hoca, Hacettepe Üniversitesi mezunu, yüksek lisans ve doktorasını spor sağlığı alanında tamamladı. Bir dönemde beraber çalıştık Hacettepe'de. Şimdi Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde hocamız devam ediyor. Aynı zamanda engelli sporcularla da çalışıyor Burak Hoca. Farklı kategorilerde milli takıma da hizmet etti. Şu anda da para masa tenisinin hala fizyoterapist olarak da aktif olarak çalışıyor. Bugünkü konumuz bizim için çok önemli. Yine sporda ayakkabı seçimi ve tabanlık kullanımı. Biz de aslında birçok sporcuya ihtiyaç halinde değerlendirip tabanlık tavsiye ediyoruz, gönderiyoruz ama burada tabii kriterler önemli. Hangi sporcuyu tabanlık için gönderelim ya da kriterler nelerdir? Ya da tabanlığı nasıl kullanmalı? Böyle önemli sorular var aklımızda. Bugün eminim Burak Hoca bunlara cevap verecek. Burak Hoca da yine kendini kısaca tanıtırsa sevinirim. Söz Burak Hoca'da. Şeyle ilgili, konuyla ilgili sorularınız varsa mesaj kısmına yazarsanız sunum bittikten sonra Burak Hoca onları cevaplayacaktır. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Öncelikle Serdar hocamızla beraber uzun süre çalıştık. Çok keyifli dakikalar geçirdik. Böyle güzel bir ekibin, başta Defne hocam olmak üzere, davetiyle burada olmak benim için onur ve gurur verici. Kendilerine de teşekkür ederim. Doktora sürecimi tamamladım en son. Spor fizyoterapisti üzerine sporcu sağlığı çalışıyorum genelde. Uzun süredir aslında milli takımlara bakıyorum. Çeşitli dallara baktım. Hem olimpik hem paralimpik dallarla çalıştım. Bugün burada sporda ayakkabı seçim ve tabanlık üzerine konuşmak üzere buradayım. Umarım güzel, keyifli bir yayın olur diyeyim. Evet hocam sunumu paylaşabilirsin. Tabii, hemen ben paylaşayım. Şimdi konumuz spor ayakkabı seçimi ve tabanlık kullanımı. Şimdi öncelikle iyi bir ayakkabı tavsiyesi vermek için koşu biyomekaniğini iyi bilmek lazım sporcuda. Ayak, bacağın topuk ucu sırasında dikey darbeyi kuvvetlerini karşılamayı sağlıyor. Pronasyon sırasında bu kuvvetleri esnek bir orta ve ön ayak boyunca absorbe etmesini bekliyoruz. Yani ayaktan hem stabil bir yapı olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda ilerleyen bir döneminde de yürüyüşün ilerleyen fazlarında, koşunun ve yürüyüşün ilerleyen fazlarında daha esnek bir hale gelmesini istiyoruz. Bir yapının hem stabil hem esnek hale gelmesi çok kolay bir şey değil. Bunun sağlamasını istiyoruz. Bunun için öncelikle iyi bir ayakkabı veya tabanlık tavsiyesi vermek için, yönlendirmesini sağlamak için İyi bir koşu biyomekaniğini bilmemiz lazım. Bu daha önceki konularda konuşuldu. Bunu iyi bildikten sonra yapmak lazım. Ayağı iyi benzetmek lazım. Çünkü kişilerin ayakları da parmak izleri gibidir. Her ayak birbirinden farklıdır. Biz genel olarak ayakları belli kalıplar içine soksak da her ayağın birbirinden farklı özellikleri var. Arkları farklı, boyları farklı, ön ayak, arka ayak kısımları farklı. Bunun için dikkat etmemiz gereken şey öncelikle ayağın hepsinin birbirinden farklı olmasıydı. Yüksek arklı koşucular mesela, yüksek ayak arkına sahip koşucular daha az esnek veya sert bir ayağa sahiptir. Bundan dolayı ayağın intrinsik eklemlerinde bir mobilite eksikliğinin söz konusu. Bu yüzden şok eminiminde daha az olduğu için şok eminimi aşırı kullanım yaralanmaları yüksek arklı koşucularda daha fazla karşımıza çıkan problemler arasında kaynaklanmakta. Zayıf gastroknemi ve soleus eksikliği, bunun yanında tibial ve femoral stres kırıkları, beraberinde gelen aşırı pronasyona bağlı olarak aşırı tendinit ve plantar fasciitis gibi problemler yüksek arklı koşucularda bizim ayakkabı desteğiyle halledebileceğimiz ya da ayakkabımızın zayıf olduğu zaman karşımıza gelebilecek problemler arasında. Peki düşük ayak arkına sahip sporculara nasıl bakabiliriz? Bunlar da yaralanmaya yatkın hale getiren ayağın hipermobilite sahip olma eğiliminde olması. Bu sebepten dolayı ayağın baş parmak kalkış sırasında ayağın aşırı pronasyonu sonucu bilindiği üzere ağırlık merkezi ayağın medial kısmına geçiyor ve bacağı ve diz stresini arttıran aşırı iç tibial rotasyonu görülüyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum ve bunun sonucunda görülen ayaktaki aşırı pronasyonun sonucu özellikle düşük ayak arkına sahip sporcularda
Uygun ayakkabı kullanılmadığında patellofemoral ağrı, popliteal tendinit, posterior tibialis tendiniti, aşil tendiniti, plantar fasciit ve metatarsal stres kırıkları gibi problemler karşımıza çıkabilmekte. Koşu biyomekaniğinin yanında ayakkabının anatomisini de iyi bilmek lazım. Çünkü terimleri iyi bilmek lazım. Şimdi kaplan bir ön yüzle karşılaşıyoruz önden baktığımızda. Bir dili mevcuttur ayakkabının ve göz deliği dediğimiz bağcıkları içinden geçirdiğimiz bölge vardır. Posterolateralden baktığımızda ise arka fileto bizi karşılar. Arka fileto bizim için önemlidir destek açısından ve bir ayakkabının yumuşak veya sert olmasını belli eder. Fletonun kenarlarından sıktığımızda baktığımızda stabilitesinin olup olmadığını belirleyebiliriz. Bir dış taban vardır, yerle temas eden. Bunun üzerine bir orta taban vardır. Eğer orta tabanda ihtiyaç olduğunda bir yastıkçık şeklinde yastıklamayla, hava yastığıyla veya çeşitli yastıkçılıklarla buraların desteklendiğini görüyoruz hareketin kontrolünü arttırmak için. Bunun için önemli olan bu terimleri bilmektir. Ayakkabıyı incelerken ya da ayakkabı önerirken sporcumuza bu terimleri muhakkak bilmemiz gerekiyor. Çok çeşitli koşu ayakkabıları var. Dediğim gibi biz bunları genelde 4 ana çeşitli topluyoruz. Birincisi denge destekliler. Bunlar da yastıklamalar vardır. Bunun yanında medial desteklerimiz ve dayanıklılık sporu için arttırılmış, dayanıklılık bölgesi için arttırılmış bir dış tabana sahiptir. Arka ayak stabilitesini sağlayacak bir arka platoda sertlik vardır ve ön ayak esnekliğini sağlayacak yumuşaklığını görürüz. Bunun yanında pronasyon kontrolü için medial destekli bir arka kısım veya çok yoğunluklu bir orta taban bölgesiyle karşılaşıyoruz denge ayakkabılarında. Denge ayakkabıları genelde pronasyon nötr ve orta düşük arka sahip olan orta kiloya sahip koşucular için uygun olduğu söylenir ve bunlara göre tavsiye edilir. Hareket kontrolü ayakkabılarımıza baktığımızda dış tabanı ve sertliği elimize aldığımızda burkulma stresine en sert karşılık verenlerdir. Aşırı yayılmayı, ön taraftaki aşırı yayılmayı sınırlamak için tasarlanmıştır. Stabil ve maksimum medial destek sunan düz bir kalıba sahiptir. Çok yoğunluklu veya poli üreten bir orta tabana mevcuttur. Bu diğer ayakkabılara göre en ağır, en dayanıklı ve genelde en pahalı olandır. Biz bu ayakkabıyı genelde düşük arka sahip ve pronasyonda bir ayağı olan düşük orta kiloya sahip koşuculara önermekteyiz. Yastık destekli ayakkabılara baktığımızda bunlar aralarında en fazla esnekliğe sahipler. Bunun yanında en yumuşak orta tabana sahipler. Medial desteğe çok fazla gerek duymazlar. En az medial destek bunlarda vardır. Orta bölgedeki moleküller sıkıştırma kalıplıdır veya kapsüllenmiş EVA, silikon jel petleri, silikon akış bölmeleri veya markaya özgü burada çeşitli yastıklamayla sağlanan şok emici özellikleri vardır. Kavisli veya yarı kavisli bir kalıba sahiptir. Ön tarafını gördüğünüz gibi daha yukarıdadır. Kaymaya, topuğunun içinde öne kaymasına dayanıklı bir yapısı vardır. Bu ayakkabı ise yüksek arka sahip, pronasyonlu bir ayağı olan ve düşük orta kiloya sahip koşucular için daha uygun olduğu söylenir ve önerilir. Hafif ayakkabılar genelde hız için kullanılan ayakkabılar bilindiği üzere. Çok basit bir yastıklama sistemi vardır ve desteğe sahiplerdir. Ve genellikle hız tempolu antrenman veya yarış için kullanırlar. Bunlar ise yüksek performanslı, biyomekanik olarak nötr ayağa sahip koşucular genelde bu ayakkabıları tercih ediyor. Çünkü hafif ayakkabılar eğitim, antrenman ve yarış için kinematik bir avantaj sağladığından dolayı özellikle performans sporcuları nötr bir ayağa sahipse bu ayakkabılardan yararlanıyor. Minimalist ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Koşu sırasında özellikle ayağın aşırı pronasyonu başta olmak üzere hareket kontrolü ve stabiliteyi sağlamak amacıyla geliştirilen tüm bu ayakkabıların yaralanmanın önlenmesine etkili olmayacağını ve özellikle topuk bölgesinde daha fazla yüksekliği sahip bir ayakkabı türünün koşu mekaniği için uygun olmadığını düşünen bir grup çıplak ayakla koşma veya minimalizm kavramıyla ayakkabıda yeni bir trend oluşturdular. Ayakkabı tabanındaki metatars başları ile taban arasındaki mesafe ile kalkanosun ortası ile zemin arasındaki yükseklik arasındaki farka biz heel drop adını veriyoruz. Ayakkabı üreticileri topuk teması sırasında şok emilimini arttırmayı amaçladıkları için bunları genellikle yastıklama yöntemiyle, jel ya da normal yastıklama yöntemini kullanmaktalar. Bu da
iki nokta arasında belli bir yükseklik farkı meydana getirmekte. Bu yükseklik farkı ise normalden koşu sırasında daha fazla pronasyona ve daha fazla topuk vuruşu yapmaya sebep olduğu çeşitli çalışmalarla ispatlanmış bir biçimde. Ayrıca taban kalınlığı artıyor ve kullanılan yumuşak malzemelerden dolayı kişinin taban teması sırasında yeterince proprioseptif girdi sağlayamadığı da ortada. Ve bundan dolayı bozulmuş nöromüsküler ve sensoriomotor kontrol sonrasında artrokinematik bozuklukların olması kaçınılmaz bir halde. Bu yüzden artık yavaş yavaş minimalist, yani çıplak ayağa yakın ayakkabılar tercih edilmekte. Minimalist ayakkabıları incelediğimizde genelde ağırlıkları 200 gramı geçmeyen, topuk farkı yok denecek kadar az ve yastıklaması az olan çok basit ayakkabılar olarak karşımıza çıkmakta. 3 çeşidinden bahsediyoruz. İlk çeşidimiz topuk farkı 0, yani kalkaniosun ortası ile zemin arasındaki farkla metatars başları ile zemin arasındaki farkı eşit olan ve hiçbir yastıklaması olmayan, orta tabanı olmayan ayakkabılar. Bunları en solda göreceksiniz. Ortada gördüğümüz bizim ikinci grup, biz barefoot dediğimiz, barefoot dediğimiz minimalist ayakkabılarımız. Bunların da topuk farkı 0 ama bunlarda altta gördüğünüz gibi bir miktar yastıklama söz konusu. Taban kalınlıkları ise 11 ile 16 milimetre, yani 2 santim bile yok. Yeri hissetmeleri için ve yeteri kadar proprioceptif duyu sağlamaları için. Üçüncü grup ayakkabılarımız ise minimalist ayakkabılarda topuk farkı çok çok az. 0 ile 6 milim arasında, eğer topuk farkına ihtiyaç duyuyorsa, ayak pronasyonundaysa ve taban kalınlıkları 24 ile 26 milimetre arasında olan ayakkabılarda üçüncü tip minimalist ayakkabılar arasına giriyor. Şimdi bir ayakkabıyı satın alırken doğru ayakkabıyı seçip seçmediğimize nasıl karar vereceğiz? Ona bakalım. Ayakkabıyı satın alırken dış görünüm, marka veya fiyattan çok bizim ayağımızın tipi ve hangi antrenmanı nerede yapıyoruz ve antrenmanımızın yoğunluğuna uygun ayakkabıları tercih etmemiz gerekiyor. Gün sonunda ayaklarımız daha büyük olacağından ayakkabılarımızı genellikle akşam vakitlerinde almamız daha uygun olacaktır. Ayağımızın en uzun ayak parmağı ile ayak parmağı kutusunun ucu arasında yaklaşık 13 ila 16 milimlik bir fark olmasını istiyoruz. Bir boşluk olmasını istiyoruz. Bu boşluğun ise 16 milimden fazla olması topuğun ayakkabı içinde kaymasına neden olacağı için, bu da hareketlerimizde bozulmaya neden olacaktır. Bunun için 13 ila 16 uygun rakamdır. Ayağın ayakkabı içinde düzgün oturmasını sağlamak için denerken muhakkak koşu çoraplarını da giymemiz gerekiyor ki uygun ayakkabıyı seçebiliriz. Ayakkabının rahatlığını ve uyumunuzu onaylamak için satın almadan önce mağazada ayakkabılarla muhakkak ufak bir koşu testi yapmamız gerekiyor ve test sırasında iyi hissettirmiyorsa onları muhakkak ileride değişir, daha rahat hissedir, hatta giydikçe açılır gibi şeyleri düşünerek almamamız lazım. Ayakkabıyı satın alırken muhakkak bunu yanımızda bulundurmalıyız ve satın almadan önce yeni ayakkabılarımızla muhakkak bunu deneyerek almamızın uygun olduğu söylenmektedir. Bizim ayakkabının yanında ayakkabıyı doğru da bağlamamız lazım. Bağcık bizim için çok önemli. Özellikle bizim çeşitli problemlere uygun doğru bağlama şekillerimiz var. Bunun için bağlamayı da iyi öğrenmemiz lazım. Örneğin ayağımıza bir topuğumuz, ayakkabıyı giydiğimizde topuğumuz öne doğru kayıyorsa, şekil 1'deki gibi, en soldaki gibi çaprazlardan giderek en üstte ayakkabının boğaz denen kısmına geldiğimizde bir fiyonk şekli yaparak üstten alta indirmiş, en üste dikkatinizi çekmek istiyorum, masum gözüküyordur umarım, fiyonk şekli yaparak bu şekilde topuğun kaymasını üst taraftan, taus üstünden sabitlememiz gerekiyor. Eğer hastamız ya da sporcumuz çekiç parmağı sahipse, bunun için de özel bir bağlama şekli göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bağcığın bir kısmını düz, alttakileri medialden laterale çekecek şekilde, gördüğünüz gibi çapraza giden bir şekilde yukarı çıkardığımız, diğerini ise aşağıdan yukarıya doğru götürdüğümüz bağlama şekli çekiç parmak hastalığına uygun bağlama şekli olarak geçiyor.
Eğer bir yüksek arka sahip sporcuysa veya sizler yüksek arka sahipseniz, bu sefer yukarıda yaptığımız bağlama şekli diğerlerinden farklı olarak düz devam edip en üstte ise yukarıdaki boğaz kısmında üstte boğum yapmayacak ya da fiyonk yapmayacak şekilde dışa doğru olarak ayağın üst kısmını sabitleyecek şekilde yapılmalı. Ağrılı bir ayağa sahip sporcunuz veya bir hastamız var ise bu sefer iki bağcık kullanmayı öneriyoruz ki ayak üstüne olan basıncı minimalize etmek için. Bunun için ortadan başlayarak bir bağcık, daha sonra üst kısımda ise diğer bir bağcığı yaparak iki bağcıklı ayağın üzerine olan basıncı azaltacak şekilde yapmamız gerekiyor. Ayakkabının yanında doğru bağlama stili de bizim için önemli. Bunun için ayağın tipini iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Peki bu ayak ortezleri ya da tabanlıklardan bahsetmek gerekirse gerçekten yaralanmayı önlemede ayak ortezleri veya tabanlıklar etkili mi diye baktığımızda evet, genel yaralanmada %28, alt ekstremitede özellikle bizim çok fazla koşucularda ya da sporcularda karşılaştığımız stres kırıklarında %14 etkisi varken yumuşak doku yaralanmalarında tabanlık kullanımının herhangi bir etkisinin olmadığını gösteren birçok çalışma mevcut. Onun için yumuşak doku yaralanmasını tabanlık desteğiyle çok fazla yönetmek mümkün olmuyor maalesef ki. Çeşitli yeni yöntemler var. En fazla hastalarımızda ya da sporcularımızda uğraştığımız şey bildiğiniz gibi ayak bileği spreyinleri, yani burkulmaları. Bunlar için yeni geliştirilen özel ortezlerden bahsetmek istiyorum tabanlıklar dışında. Bunlardan birinin ismi Spreyno. Yan kenarlarına koyuluyor ve sürtünmeyi en aza indirmek için ayakkabıların dışına takabilen yeni düşük sürtünme yüzeyine sahip, sürtünme oranı daha düşük birer yama tarzı yapılar olarak düşünebiliriz. Ve bunlar lateral ayak bileği yaralanma riskini bir miktarda olsa azaltabilen yapılar. Dıştan destekler, taban destekleri dışında dıştan desteklerle de bizler ayak bileği yaralanmalarını önleyebiliyoruz. Baktığımızda spreyin kapalı alan sporcularına, özellikle parke sporcularına temassız lateral ayak bileği burkulma riskini azaltmak için kullanıldığında güvenli gözüktüğünü görüyoruz. İspanya'da yapılan bir çalışmada kontrol grubu sporcularına göre %53 daha düşük lateral ayak bileği burkulma insidans oranına sahip olduğu görülmüş ve bu tarz dıştan olan desteklerle ayak bileğiyle ilgili ağrı ve lateral ayak bileği burkulma korkusunu da azalttığı görülüyor. Çünkü biliyorsunuz ki hareket korkusu aslında kişilerin, hatta sporcuların performansını da etkileyen bir yapı ve bu yapılarla çeşitli desteklerle ayak tabanlıkları, ayakkabıya yapılabilen desteklerle bu korkuyu azaltabilmemiz de mümkün. Özet olarak geçmek istersek ayakkabıda seçiminde bizim için en önemli faktörler şunlar. Birincisi ayağımızın ark tipi. Acaba düz ayak mı, normal arka mı sahip, yoksa bir pes kavusu sahip bir sporcu mu? Dizilim çok önemli. Pronasyonumuz var mı, nötralde mi, süpinasyonda mı? Ve koşumuzun tipi de çok önemli. Yol koşusu mu yapıyor, patikada mı koşuyor, yoksa kapalı alanda mı koşuyor? Koştuğu mesafe ne kadar, günde ne kadar koşuyor? Buna göre dış taban, orta taban ve alt taban seçimini yapmak gerekiyor. Algoritma yapmak gerekirse eğer düz ayağa sahip ve pronasyona sahip bir ayakla karşılaşırsak bu sporcu için tercih edeceğimiz ayakkabı tipi hareket kontrollü dediğimiz öne doğru hafif kavisli ayakkabılar olacaktır. Muhakkak orta tabanda bir yastıklaması da vardır bu ayakkabıların. İkincisi eğer hastanızın ayağı normal bir arka sahip ve nötral pozisyondaysa bu sefer denge faktörü bizim için önemli. Dengeye özel ayakkabıyla kullanmakta fayda var. Yüksek arka sahip ve süpinasyona giden bir ayağa sahip kişi için önereceğimiz ayakkabı ise muhakkak yastık destekli bir ayakkabı olmak zorunda. Özetlersek algoritması da bu şekilde. Kısaca bir bilgi vermek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burak Hocam, ağzına sağlık.
Rica ederim hocam. Çok güzel bir sunumdu. Aslında şunu gördük bu sunum sonrasında. Biz ayakkabılar hakkında çok az şey biliyormuşuz. Çok az bilgi Evet. sahipmişiz. Yani bağlama türlerinden ayakkabı seçimine kadar. Ki ben bağlamayla ilgili bile böyle bir farklılıklar olduğunu bilmiyordum. İlk defa duydum bağlamayla ilgili farklılıkları da. Ağzına sağlık. Çok güzel. Ben Evet. şimdi sorulara da geçeceğim de benim bir iki tane sorum var. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sporculara biz tabanlık yaptırıyoruz ama bu tabanlık yaptıktan sonra ilk kullanımda sporcular bundan rahatsızlık duyuyor. Burada adaptasyon süresiyle ilgili bir çalışma var mı? Biz genelde şunu söylüyoruz. Ya bir 15 gün kullanımdan sonra ancak adaptasyon gelişiyor. Evet, ilk zamanlar farklı bir yüzeye basıyorsun. Rahatsız olabilirsin. Ama bu düzenli kullanımdan sonra alışacaksın, senin için daha iyi olacak gibi bir bilgi veriyoruz ama bu tabii çok bilime dayanan bir şey değil. Bununla ilgili Tamam. hiç Bununla çalışma ilgili var şu mı? kadar süre ve miktarı belirten bir çalışma yok sayın hocam. Ama aslında bizim yaptığımız en büyük hatalardan bahsediliyor. Birincisi bizim sporcuyu analiz ederken, tabanlık verirken yaptığımız analizin uygun olması lazım. Bizim yaptığımız analizler genelde biliyorsunuz laboratuvar koşullarında oluyor. Örneğin patika koşucusu veya maraton koşan birisi ya da asfaltta koşan birisini o öyle bir zeminde yani tartan pistte ya da koşan birini normal bir zeminde analiz etmek çok doğru değil aslında. Bizim yaptığımız aslında çevresel faktörleri minimalize ederek yaptığımız bir analiz. Bundan dolayı topuk teması mesela çok fazla değişeceği için veya tabanın teması çok fazla değişeceği için doğru zeminde yapmak lazım. Ve bir de biliyorsunuz yürüyüşün ve koşunun fazlarını da iyi belirlemek lazım. Statik değil muhakkak fonksiyonel bir analiz yapmak lazım. Bizim yaptığımız tabanlıklar aslında çok da spora uygun tabanlıklar olmuyor. Çünkü sporun doğasının gereklediği hareketleri sırasında biz analiz yapmıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız analizler aslında yürüyüş sırasında sizler de biliyorsunuz daha fazla ve genelde statik analizler oluyor. Bunlar da koşu veya spor sırasındaki bizim aslında artrokinematik varsa artrokinematik bozuklukları ortaya koymuyor. Aslında bizim sporculara spor sırasında yaptırdığımız tabanlıklar çok çok da efektif olmuyor maalesef ki. Çok ileri düzey analizler gerekmekte. Süreyle alakalı bir çalışmaya ben rastlamadım. Eğer çalışmaya rastlayan varsa bende de paylaşırsa sevinirim. Aslında katılıyorum Burak Hocam. Ya gerçekten şimdi bilgisayar destekli tabanlıklar yaptırıyoruz. Oradaki tabanlıkları da genellikle bir yürüyüş platformunda yürüterek, yani aslında sporcu onu o şekilde kullanmıyor. Dediğin Evet. gibi yani basketbol oynuyorsa da futbol oynuyorsa da ki zeminler değişiyor. O zeminlerde yapılabilir mi bilmiyorum. Böyle bir teknoloji var mı? Varsa şimdi yazarlar. Böyle yapılmıyor, haklısın aslında. Ama yine de faydalı oluyor bunlarda. Çünkü şu anda ancak bu teknolojiye ulaşabiliyoruz. Bunlar da yine ihtiyaç dahilinde yapılıyor. Evet. Muhakkak yani gelişen bir teknoloji var. Optimal düzeyde bir fayda sağlamak için bizler de teknolojinin daha iyi gelişip çünkü analizi daha iyi yaparsak daha iyi cevap verebileceğiz. Sonuçta çok hızlı gelişen bir sektör. Ortez sektörü ve tabanlık sektörü sen de takip ediyorsun uzun süredir. Sporcular için de çok fazla tercih edilen bir şey. Evet. Ama performans etkisi konusunda çok tartışmalı. Gerçekten bir sporcuya tabanlık verildiği zaman kişinin kinematiğini gerçekten değiştiriyor muyuz acaba? Ya da yanlış bir kinematik mi sağlıyoruz? Aslında eski kinematiği onun performansı için daha mı iyiydi? Bunu da tartışmak gerekiyor. Bu da tartışmaya açık bir konu aslında sayacağım. Şeyi merak ettim, ilgimi çekti. Sprey'in odan bahsettin. Evet. Bu onu ilk defa duyuyorum. Ya bu sürtünme azaltan bir materyal. Evet. Yapıştırılıyor. Her ayakkabıya oluyor anladığım Evet, kadarıyla. ayakkabıya dıştan yapılan bir müdahale aslında. Dış tabanın orta tabanın yanından yapılan bir müdahale. Bunun sürtünme katsayısı daha az olduğu için sürtünmeyi azaltıyor. Böylece temas sırasında yaralanma riskini özellikle burkulmada daha azalttığı ortaya konmuş. Yani Acaba genelde ek yaralanmalara kullanılmaya da sebep oluyor başladı. mu? Şimdi sürtünmeyi azaltınca da ek yaralanmaya da sebep oluyor mu? Bu herhalde daha çok salon sporu yapanlar için. Salon parke sporları için zaten daha çok parke sporları için diyeyim. Voleybol, basketbol, Aha. neyse, tenis gibi daha kapalı tenisler varsa da kort sporları destek herhalde daha doğru olur. Bunu Sayın hocam sporcu ne? kendi mi uyguluyor alıp değiştiriliyor mu yoksa bir kere yapılıp uzun süre mi kullanılıyor? Bununla ilgili Bir kere bir... yapıp uzun süre kullanılabiliyor hocam. Ha, Yani öyle. spor Bunu kendi yine... alabiliyor. Tabii ayakkabıya uygunluğunu sağlamak gerekiyor muhakkak. Bununla ilgili de böyle çalışmalar var herhalde. Ya enteresan geldi. Evet, Belki çalışmalar ilerleyen var. günlerde Başladı. Ciddi çalışmalar var. 510 kişi az bir kişi değil. Benim de
sunumda sundum. Ciddi bir rakam bence 510. %53 hiç fena bir oran değil. Özellikle korkuyu azaltmak bizim için aslında önemli bir şey. Sadece hocam siz de biliyorsunuz. Yani spora dönüş değil, her zaman söylüyoruz. Uygun performans da spora dönüş bizim için çok önemli. Bunun için de kinezyoku bizlerin çok fazla uğraştığı, aslında bazen de işin içinden çıkamadığı, performansını da çok etkileyen, yaralanmış sporcunun performansını çok etkileyen bir faktör. Bunu azaltmada da çok büyük etkisi var. Yani aslında tabanlıkların bir kısmının da bunlara etkisi var. Sonuçta insanlar daha rahat hissediyor. Ve bununla beraber kişilerde teşvik de oluyor, motivasyonda da artış oluyor bu. Bu minimalist ayakkabılar da bir dönem popülerdi aslında. Bunlar herhalde bir 10 yıl önce Evet. gelmişti ama şu anda çok göremiyorum piyasada. Evet. Herhalde çok Evet. rahat da değil kullanımı. Ben Ya şu... şöyle biliyorsunuz 70'li 80'li yıllarda basketbol ayakkabılarına baktığınızda da düz hiç taban olmayan, taban farkı olmayan, topuk farkı olmayan, heel drop'ı sıfır bizim Converse. marka olacak ama Converse tarzı üzeri daha çok kanvas kaplı ayakkabılardı. Bir kısım sporcular ona geri dönüyor. Yani şu anda evet teknolojileri çok gelişti ayakkabı. Ayakkabı sektörü inanılmaz bir sektör. Özellikle spor ayakkabı sektörü. Takip etmesi çok zor. Ama kişilerin bazılarını gördüğümde o eski düzene dönüyor. Yani aslında çıplak ayağa dönüş söz konusu. Ayağının nötralini sağlamak söz konusu. Çünkü aşırı pronasyon ve topuk vuruşundaki artış gerçekten kişilerde yaralanmayı ve stres kırığını arttıran bir faktör. Biz çok fazla uğraşıyoruz bunlarla ondan sonra. Onun için ayakkabıda nötrale gidiş bence benim de gördüğüm trendler arasında hocam. Yani daha nötral ayakkabılar bence zamanla daha popüler olacak gibi geçmişe döneceğiz gibi gözüküyor. Böyle bir dönem bu tartışılmıştı. Özellikle basketbolda şu anda yeni Çok doğru. nesil ayakkabıların aslında belki de birçok spor sakatlığına onların sebebi olduğunu. Çünkü ayaktaki o propriosepsiyon duyusunu azaltmasına bağlı. Bu Evet, sebeple bu kesinlikle. eski nesil ayakkabılara dönüş yapılabilir mi diye bir tartışılmıştı. Çocuklarda bile öyle. Şimdi bebeklerde bile bir yürüyüş ayakkabısı aldı bile bunun ne kadar gereksiz olduğunu söyleyen çalışmalar da var, yayınlar da var. Aslında çıplak Doğru. ayakla basmasının daha iyi olduğu, proprioseptörlerin gelişmesi için bu Tabii. söyleniyor. Zaten biz doğru proprioseptif girdiği sağlamak için çok uğraşıyoruz. Yani fizyoterapinin ana faktörlerinden biri doğru proprioseptif girdi. Burada Defne hocamın da kulağını çınlatalım. Çok güzel çalışmaları var proprioseptifle alakalı. Doğru proprioseptif girdiği sayesinde biz neyi sağlıyoruz? Bozulmuş nöromusküler ve sensörimotor kontrolü normalleştirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda ortaya çıkan artroklimatik bozukluklar sekonder ortaya çıkanlar aslında. Yanlış proprioseptif girdiden dolayı. Şimdi baktığımda topukta ciddi derecede bir yükseklik var ve bu yapı yumuşak bir yapı. Nasıl doğru proprioseptif girdiği sağlayabiliriz? Bununla daha zor olacaktır. Muhakkak bu topuktaki farkın düşük olması bence de doğru proprioseptif girdiği sağlayacaktır. Ben de biraz da böyle çıplak ayakla koşma grubuna dahil olanlar arasındayım hocam. Ya benim gerçekten sunumun sonunda şeyi merak ettim. Bağcıklar da çok ilgimi çekti. Evet. Enteresan yani bağlama yönteminin bu kadar etkili oluyor. Bu çalışma sonuçları mı yoksa böyle şey mi? Yeterli çalışma var mı? Bir iki çalışmanın sonuçları mı? Var şöyle yani bağcık tipin ve bağcıkların mesela bağcıkların gözleri var ya göz deliklerinden bahsettim. O göz deliklerinin içeride veya dışarıda olmasının bile etkisi var. Bazı ayakkabılarda içeride bazılarında dışarıdadır mesela. Bizlerin çok fazla dikkat etmediği bir şeydi. Ayakkabının gerçekten bir anatomisi var hocam. Bu anatomiye uygun ayak ve sporun stiline göre uygun olması gerekiyor. Yani sadece dışarıdakiler daha fazla daha hareketli şeyler için, bazı içeridekiler daha böyle ayağı stabilize etmek için onun bile ayrı faydası var. Yani iyi analiz, iyi sporcuyu iyi tanımak, ayağını iyi tanımak, beklentiyi iyi tanımak bizi doğru ayakkabı seçimine yönlendirecek bir durum. Bazen de işte futbolda zemine göre ayakkabı. Kimisi yapay çimde oynuyor, Kesinlikle kimisi doğru. şimdi gerçek çim Çok sahada fazla oynuyor. Burada da etkiliyor. doğru Yani ayakkabıyı seçmek. sürtünme katsayısı bizim için çok önemli biliyorsunuz. Çok az olan sürtünme çok ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Özellikle alt ekstremite olmak üzere. Bunun için sürtünmenin uygun ayakkabıyla minimalize edilmesi çok daha doğru diye Şeyi düşünüyorum. de merak ediyorum. Şimdi Krampon alıp sahaya basketçılardan gidilmez değil mi hocam? evet, basketbolcularda bilekli ayakkabılar var, bileksizler Evet. var. Yani eskiden hep bu bilekliler tavsiye ediyordu. Şu anda böyle bilekli ayakkabılar
Çalışmalar onu maalesef ki hocam bitirendi, gömdü. Aslında yüksek boazlı diyorsunuz. Boğaz oranı Evet, yüksek evet. ayakkabılarda. Bir zamanlar ayak stabilitesinin daha iyi geldiğini düşünenler vardı. Hala kullanan bir grup var. Bu kullanan grupta ise şunu görüyoruz sayın hocam. Yani kişi kendi güvende hissediyor aslında. Bir etkisi yok. Plasebo etkisinden yararlanıyoruz. Kişi kendini boğazlı ayakkabıyla, yüksek boğazlı ayakkabıyla daha güvende hissediyor. Ama kısa ve uzun boğaz arasında stabilite açısından, ayak bileği burkulmasını önlemesi açısından hiçbir fark yok hocam. O zaman Çalışmalarda kanıtlanmış durumda. O da harika bir bilgi oldu hocam. Var mı başka katkın ya da soru? Yoksa katkın varsa alabilirim. Ağzına sağlık. Gerçekten çok bilgilendirici bir sunum oldu. Seni de Rica görmek ederim. tekrar çok güzel. Benim için de öyleydi Serdar hocam. Ayakkabıyı iyi tanımak lazım. Yani iyi ayakkabı, iyi yemek ve iyi uyku insanın yaşam kalitesini çok iyi yapıyor. Bunun için iyi ayakkabıyı muhakkak, doğru ayakkabıyı seçmek gerekiyor. Onun için de muhakkak bir fizyoterapistle beraber ayağın iyi analizi, kişiyi iyi analiz ve beklentileri iyi analizle en doğru seçimi yapmanın muhakkak kişinin yaşam kalitesini çok fazla arttıracağı görüşündeyim. İyi ayakkabıdan başlayalım. Oldu. Ağzına sağlık hocam. Çok Rica teşekkürler. ederim. Biz de burada yayını bitiriyoruz o zaman. Tekrar görüşürüz. Haftaya yeni konularla birlikteyiz. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler.